Merhaba sevgili dostlar, Para Vadis YouTube kanalına hoş geldiniz. Size bugün bir teknik eğitim videosu hazırladık, ondan bahsedeceğiz. Biliyorsunuz paravadis.com internet sitemizde teknik analiz dersleri sekmesinde buradan bilgi alabilirsiniz sevgili dostlar. Golden Cross nedir, nasıl kullanılır? Golden Cross oluşumundan sonra piyasalar neyi bekler? Onlarla ilgili ufak tefek bilgiler vermek istiyorum size. Türkçe ismi altın kesişim. Bir de bunun Dead Cross'u var. Analiz yaparken analiz videolarında ara sıra bahsettiğimiz Dead Cross, Golden Cross'u nasıl kullanacağınızla ilgili isterseniz bir bakalım. Kısa vadeli hareketli ortalamanın uzun vadeli hareketli ortalamayı, yani kısa vadeli hareketli ortalamanın hareketli ortalamalar neydi? Bir piyasada, herhangi bir emite piyasasında işte diyelim 10 günlük, 7 günlük veya 200 veya 50 günlük fiyatların kapanış fiyatıydı. Burada yine hareketli ortalamalarla ilgili teknik analiz eğitim videolarımız var. Onları da inceleyebilirsiniz. Ayrıca YouTube kanalımızda da mevcut. Kısa vadeli hareketli ortalaman, uzun vadeli hareketli ortalamayı aşağıdan yukarıya doğru, aşağıdan yukarıya doğru fark ederseniz aşağıdan yukarıya doğru diyor. Keserek üzerine çıktığı modele Golden Cross denir. Türkçe karşılığı altın kesişim olan bir model yüksek sinyali olarak değerlendirilir. Teknik analizlerde sıklıkla kullanılan formasyonlardan biri olan Golden Cross modelini anlamak için ilk önce hareketli ortalamanın ne olduğunu hatırlatmakta fayda var. Kısaca özetlemek gerekirse hareketli ortalama belli bir zaman aralığında varlığın ortalama fiyatını ölçmek için fiyat tablosu üzerinde oluşturulan bir eğridir. Şimdi açalım istiyorsanız, buradan hemen girelim. Burada göstergeler kısmında buraya ne yazıyorduk? Hareketli ortalamalar yazıyorduk. Hareketli ortalamalarını da kullanabilirsiniz veya benim kullandığım hareketli ortalama 10, 50, 100, 200 diye bir seçenek var, onu da kullanabilirsiniz. Burada göstergeler kısmında hareketli ortalamaya tıkladığımızda şöyle açalım istiyorsanız. Şurada şöyle gördüğümüzde bakın hareketli ortalamalar çıktı. Şimdi burada 10, 50, 100 ve 200 diye seçenekler var. Siz burada daha önce anlatmıştık. Burada veri değişken verileri buradan girebilirsiniz. Bunu daha iyi anlamak için, yani daha iyi görebilmek için günlük formasyonu istiyorsanız açalım. Günlük formasyonda gördüğünüz gibi bazı hareketli ortalamaların birbirini kestiğini görebiliyoruz burada. Neydi? Kısanın, kısa olanın uzun olanı alttan kesmesiydi. Hareketli ortalamayı gördünüz. Şimdi açalım. Tekrar okumaya devam edelim. Evet. Örneğin 200 günlük hareketli ortalama finansal varlığın son 200 gün içindeki ortalama fiyatını gösterecektir. Hesaplamada genellikle 50 günlük hareketli ortalama ile 200 günlük hareketli ortalama uzun vadeli olarak kullanılır. Yani 50 günlük kısaymış, 200 günlük de uzun vadeli olarak kullanmışız. Yani Golden Cross'a bakarken 50 ve 200 günlük ortalamayı alacağız. Yine de Golden Cross bu zaman aralığıyla sınırlı değildir. Farklı zamanlarda da hesaplanabilir. Tabii piyasada bunlar 50 ve 200 birimleri en çok tercih edilen birimler. Siz kendi Golden Cross ayarınızı kendiniz yapabilirsiniz. Kısa vadeli ortalama uzun vadeli ortalamayı aşağıdan yukarı yönlü keserek geçtiği sürece herhangi bir zaman aralığında bu model oluşabilir. Yani siz analiz yaparken bunları dediğimiz gibi buradan ayarlayabilirsiniz. Yani şuradaki ayar kısmında şöyle gelip işte ben bunu 10 değil de 50 veya 100 yapacağım diyebilirsiniz. Yine burada göstergeler kısmında şöyle bir hareketli ortalamayı da buradan tek tek kendiniz şöyle ekleyebilirsiniz. Mesela buradan ekleyebilirsiniz. Sonra ilkini mesela örnek veriyorum. Bunu 50 yaparsınız. Sonra bunu da gelir. Bunu da gelir buradan. Bunu da 200 yaparsınız. Şu an 50 ile 200 arasındaki farkı görebilirsiniz. Buradan kesişimleri görebilirsiniz. Yine bunları aynı şekilde stil kısmından kalınlaştırıp örnek veriyorum. Bunu kırmızı yapalım. Daha sonra öbürküsünün 50 olanı da gelip
Buradan tekrar sil kısmından bunu da tekrar kalınlaştırın. Bu şekilde yapabilirsiniz. Tabi yaptıktan sonra orada altta göstermedim, onu çok üzüldüm. Şuradan varsayılan olarak sakladığınızda saklar. Bunu bu şekilde de kendiniz ayarlayabilirsiniz. Yani siz 50 günlük değil de buradan demin gösterdiğim gibi buradan işte 20 günlük bir formasyonda alırsanız bu şekilde geri çekilmeler gelebilir. Golden Cross nasıl oluşur ona bakalım. Size bu iş için daha kolay bir indikatör göstereceğim. Sadece mantığı anlamanız için şu an işte ben hazır indikatör kullanmak istemiyorum, kendim oluşturmak istiyorum dediğiniz zamanlar için bunları bu şekilde oluşturabilirsiniz. Şöyle kapattığımızda daha iyi görebilirsiniz. Evet. Teknik analizi yapılan değer varlığının grafiğinde Golden Cross gözlendi. Şu 3 aşama gerçekleşmiş demektir. Düşüş trendi sırasında kısa vadeli hareketli ortalama uzun vadeli hareketli ortalamanın altındadır. Trend değişir ve kısa vadeli hareketli ortalama uzun vadeli hareketli ortalamanın üzerine çıkar. Kısa vadeli hareketli ortalaman uzun vadeli hareketli ortalamanın üstünde kaldığında bir yükseliş trendi başlar. Yani yükseliş trendi ne yapıyor abi? Başlar. Şimdi burada daha da detaylı görebilmemiz için bir bakalım önce. Şimdi tekrar bunu 50'ye alalım. Evet. 50'ye alalım. Şimdi burada gördüğümüzde bakın üstteki 50 alttakini yukarıdan aşağı doğru kesmiş ve burada bir düşüş başlamış. Bu da tam tersi. Ne diyorduk? Dead cross diyorduk. Bunu daha sonra anlatacağız. Şimdi burada şöyle baktığımızda günlük formasyonda burada 50'nin kafayı kaldırıp 20'yi, 100'ü, 200'ü kesmeye çalışacağını varsayalım. Bakın buradan yukarı hafif kaldırmış olmuş. Yani bu da ne demek oluyor? Önümüzdeki piyasalarda bir golden cross bekleyebiliriz demek oluyor. Şimdi bunun daha kolay bir indikatörü var. İstiyorsanız onları kapatalım. Yine göstergeler kısmında buradan arama kısmına hemen bulayım, benim burada hazır bir şeyim var. Golden Dead Cross diye bir seçenek var bakın. Demek ki gördüğümüz grafiği hatırladınız mı? Bakın burada şurada göstergeler kısmında aynen şu şekilde yazarsanız bakın burada Golden Dead Cross yazdığınızda burada göstergeler kısmında Golden şöyle Dead Cross yazdığınızda burada şu indikatör size kolaylıkla gösterilebilir. Şimdi Golden Dead Cross indikatöründe şurada demin anlattığım gibi yukarıdan aşağı kestiği için 50-200 yukarıdan aşağı kestiği için ne olmuş? Bir düşüş gelmişti burada. Şimdi bizim konumuz Golden Cross olduğu için Dead Cross'u anlatmayacağım. Golden Cross anlatmaya devam edeceğiz. Şimdi burada Dead Cross gerçekleşmiş. Dead Cross'tan sonra günlük bazda burada gördüğünüz gibi bu kafayı yukarı doğru kaldırmaya başlamış. Yani bizim istediğimiz neydi? 50 günün 200 günü yukarıdan aşağı kesmesiydi, değil mi? Aşağıdan yukarıya, kesmesiydi. Şimdi okumaya devam edelim. Bu işlem gerçekleştikten sonra yükseliş trendi başlar. Bununla birlikte bazı yatırımcılar piyasanın ise bu modele güvenli piyasa sinyali verdiği fikrine karşıdır. Tabii bazı piyasa analistleri Golden Cross'un yükseliş Golden Cross'tan sonra yükseliş gelmeyeceğini düşünür. Bazı analistler de yükseliş geleceğini düşünür. Ama biz piyasanın ortalama verisine baktığımızda Golden Cross'tan sonra yükselişler bekler. Şimdi Golden Cross'la ilgili isterseniz şöyle bir çekelim. Daha önce Golden Cross yaşadığımız anlara bir bakalım. Mesela şurada 3 tane Golden Cross var. Bir açalım şöyle. Bakın mesela burada bir Golden Cross gerçekleşmiş. Ne yapmış? Yeşil. Kırmızıyı alttan üstleri kesmiş. Yani yeşil olan hangisiydi? Şöyle bir açalım istiyorsanız. Şöyle tıklayalım. Burada görünmüyor ama green yeşilmiş. Bakın yeşil. Yeşil. Kırmızıyı yani yeşil.
kırmızıyı alttan yukarı kesmiş. Yani yeşil olan EMA hareketli ortalama 50, kırmızı olan da hareketli ortalama kırmızı. Bakın yukarı doğru kesmiş. Kestikten sonra ne yapmış? Piyasa ciddi bir şekilde yükselmiş. Bakın burada ciddi bir şekilde yükselmiş. Şöyle baktığımızda ciddi bir şekilde yükselmiş. Yani ortalama %172 yükselmiş. Gördünüz mü? Burada bir golden cross olmuş. Şimdi tekrar gelelim. Burada bir golden cross daha sinyali olmuş günlük bazda. Bakın günlük bazda, ki hala şunu unutmayın arkadaşlar. Yani golden cross'a 4 saatlik, günlük bazda, haftalık bazda bakabilirsiniz. İlla böyle bir şey gelecek diye bir olay yok. Mesela bu sadece size, her zaman biz analizlerde söylüyoruz, 2-3 indikatöre birden bakın analiz yaparken. Onun 2-3 indikatörden biri bu. Mesela burada golden cross çalışmış ve %173'lük bir yükseliş gelmiş. Daha sonra başka bir golden cross'a bakalım. Mesela burada yine bir golden cross oluşmuş. Ama bu sefer formasyon çalışmamış. Gördüğünüz gibi aşağı yönlü gitmiş. Tabi burada golden cross'un niye çalışmadığını da bakmak lazım. Yani burada golden cross olmuş, eyvallah. Ama daha sonra niye piyasa yükselmemiş, ona bakmak lazım. İşte kötü bir haber mi gelmiş? İşte piyasaya fut haberi mi gelmiş? Yoksa kripto paralarla ilgili bir yasaklama mı gelmiş? Buna bakmak lazım. Yani şu an bu tarihte ne olduğu ile ilgili çok bilgim yok. Lakin baktığımızda golden cross burada çalışmamış. Daha sonra peşine bir dead cross gelmiş. Dead cross'tan sonra tekrar bir golden cross piyasa fiyatlamış. Fiyatladığı günden Temmuz ayına kadar, yani Mayıs, Haziran, Temmuz, yani 2 ay içinde golden cross çalışmış ve tekrar yükseliş gelmiş. Yani neyi görüyoruz, neyi anlıyoruz burada? Bakın burada golden cross çalışmış. Yani golden cross'a günlük baktığınızda, günlük baktığınızda kısa vadede hemen tepki etmeyeceğini ama gelecek aylarda ve gelecek haftalarda etki ettiğini görüyoruz mesela. Daha önce bir golden cross'umuz var mı? Yok mesela. Böyle bakalım. Burada haftalıkta bir golden cross var mı? Burada yok. Tabi burada Binance'in grafiğinden bakıyoruz biz buna. Ama siz dediğim gibi daha eski bir varsa grafik, ona da bakabilirsiniz. Çünkü bu sanırsam sadece 2017'ye kadar bakıyor. Burada 4 saatlik formasyonlarda da bakabilirsiniz golden cross'lara ve diğer mevzulara. İstiyorsanız bakalım. Mesela golden cross düşüş sağlamış. Başka bir golden cross var mı? Burada bir golden cross gelmiş. Hemen ona bakalım. Burada bir golden cross gelmiş. 4 saatlik formasyonda çalışmamış. Burada bir golden cross zaten bakmıştık, çalışmıştı. Tekrar bakalım arkaya doğru var mı? Evet. Tabi 4 saatlik formasyonda baktığın zaman golden cross'lara bakın, çalışmış, çalışmamış, çalışmış, çalışmamış. Burada düşüş gelmiş, çalışmamış. Yatay seyir gitmiş. Tabi 4 saatlik formasyonlara baktığınızda süre daha da dar olacağı için daha erken tepki alabilir veya tepkisiz kalabilir. Ona da detaylara dikkat etmek lazım. Biz burada analiz yaparken tabi sadece 4 saatliğe değil, ağırlıklı olarak günlük formasyona bakıyorum ben. Burada günlük formasyona baktığımda biraz daha doğru veri geliyor. Lakin bu her zaman doğru veri gelecekmiş gibi görünmüyor. Yani her zaman doğru veri gelmez. Zaten demin makaleyi okurken hatırlarsanız burada bazı analistler tarafından kabul edilmediğini söyledik. Bakın golden cross'un modelin hatalı sinyal verdi, görülmüştür. Bu süreç uzun pozisyon yatırımcı kendini aniden zararda bulunabilir. Tamamlanmış boğa piyasalarını öngörmeden başarısına rağmen golden cross modeli kimi zaman başarısız sonuç verebilir. Bu yüzden işlem yapmadan önce diğer sinyal ve göstergeler kontrol edilmelidir. Her zaman ne diyoruz? Analiz yaparken, kontrol ederken, grafik yazarken ne yapmanız lazım? Mutlaka birden farklı indikatör kullanmanız lazım. Birden fazla indikatör yükseliş gösteriyorsa zaten piyasa ister istemez, fut haberleri gelmezse, işte yaptırımlar gelmezse yükseliş olur. Yani burada tabii ki golden, söylediğim gibi burada çalışmayan golden cross'ların da tarihlerine bakmak lazım. Yani o tarihlerde bir fut haberi mi geldi, bir eklenme haberi mi geldi, işte bir yaptırım mı geldi?
Onlardan mı çalışmadı? Onları da incelemek lazım. Yatırımcılardan hangi hareketler beklenir? Şimdi genelde Golden Cross'u gören piyasadaki özellikle kripto para piyasasındaki yatırımcıların %70'inin bu konu hakkında çok bilgisi olmadığını, eşinden dostundan duyduğunu, işte veya yeni yatırımcı olup henüz analiz konusunda yeteri kadar bilgisi olmadığı yatırımcılar olduğunu düşünürsek diğer piyasalara göre Golden Cross'ta insanlar işleme girer, yani alış pozisyondaki işleme girer. O yüzden zaten Golden Cross ister istemez Golden Cross sinyali piyasalara da bir alım hareketi olduğunu görür insanlar. Zaten piyasa bu kadar alım hareketine girdiği için ister istemez bu Golden Cross'un şu alttaki gördüğünüz yeşil ayağı yukarı yönlü harekete geçebilir. O yüzden tabi burada illa da olacak diye bir şey diyemeyiz. Yatırım tavsiyesi de veremeyiz. Burada sadece Golden Cross hareketini gördüğümüzde mutlaka stop limit seviyelerini korumamız lazım. Şimdi önümüzde bir Golden Cross olacakmış gibi duruyor burada. Bu şu an gördüğümüz hareketli ortalama bandı kafasını yukarı doğru kaldırdı. Şuradaki 200 günlük hareketli ortalamayı kestiğinde yukarı yönlü bir hareket beklenebilir. Tabi burada bu hareket gelir mi gelmez mi ondan emin değiliz. Gelebilir. Geldiğinde ise piyasaya salınacak kötü bir fut haberi, bir yaptırım haberi ne yapar? Kendini olumsuz yönde aşağı yönlü kırmalar gelebilir. Burada takipte kalmaya devam edeceğiz. Bizi takip etmeye devam edin. Yine analizlerde bunu anlatmaya devam edeceğiz. Golden Cross kısaca bu şekilde kullanılabilir. Yine söylediğim gibi illa bu indikatörü kullanmak zorunda değilsiniz. Kendiniz de harekette ortalamalarla ilgili bir indikatör oluşturabilirsiniz. Çünkü şöyle göstereyim, yani ben size mesela Red 200 değil de 100 yaptığımızda bu sefer tam Dit Cross, bakın Dit Cross ekranı tamamen değişti burada. Burada Dit Cross ekranı tamamen değiştiğini görebiliyorum. Evet, burada dediğim gibi yani buradaki tarihi siz değiştirdiğinizde gördüğünüz gibi Dit Cross'un yeri veya Golden Cross'un yeri değişti. O yüzden burada tamamen bu indikatörü ayarlamak size kalmış. Yani biri 200 bakar, siz 100 bakarsınız, sizin baktığınız tutar. O yüzden lakin biz bunu neyi anlatıyoruz? Sadece piyasanın bunu genelde 200 ve 50 günlük hareketli ortalamalarla baktığını anlattık sevgili dostlar. Bir başka eğitim videosunda görüşmek üzere. Yorum altına soracağınız sorular varsa yardımcı olmaya çalışırız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.